Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz vera kazağın yapımını anlatmaya çalışacağım. Vera kazak yakadan başlanan, tek parça halinde ve dikişsiz örülen ve yakalı bir kazak. Kullandığım ip 100 gramında 280 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir örgü yünü. İp kalınlığına bağlı olarak lastiklerde 3,5 numara, gövdede 4 numara şiş kullandım. Dikişsiz olması için mesinalı şişlerle ördüm. 40 cm'lik ve 100 cm'lik mesinalı şiş kullandım. Size de bu şekilde örmenizi tavsiye ederim. Ördüğüm kazağın bedeni 38 beden ya da S beden de diyebiliriz. Bu beden için 330 gram kadar ip kullandım. Sizin öreceğiniz bedene ve kazağın boyuna bağlı olarak 4 yumak ya da 5 yumak kadar ipe ihtiyacınız olabilir. Gelin kazağın ölçülerine de bakalım. Evet, dediğim gibi kazağı örmeye yakadan başladım. Başlarken yaka başlangıç ilmek sayısını ve o ilmek sayısının ön kol ve arka için nasıl paylaştırıldığını detaylı bir şekilde anlattım. Sizler de öreceğiniz ip kalınlığına ve öreceğiniz bedene bağlı olarak başlarken bu hesapları yapabilir ve ona göre örgünüzü örebilirsiniz. Yakadan başladıktan sonra roba artışlarıyla örmeye devam ettim. Bu arada V yaka için de artışlar yaptım. Robayı tamamladıktan sonra önce gövdeyi, ardından da kolları misinalı şişlerle dikişsiz bir şekilde ördüm. Son olarak da yaka için ilmek çıkartarak yaka lastiğini ördüm ve kazağı tamamlamış oldum. Uzun zamandır V yakalı kazak için sizlerden istekler geliyordu. Umarım bu çalışmayla bu isteklere cevap vermiş olurum. O zaman gelin birlikte yapılışına başlayalım. Evet, örgüye başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramında 280 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir örgü yünü. Şiş olarak lastiklerde 3,5 numara, gövdede 4 numara şiş kullanacağım. Şimdi başlarken ufak bir hesaplamamız olacak her zaman olduğu gibi. Bu hesaplamalar için ihtiyaç duyduğumuz iki bilgi var. Birincisi, öreceğimiz bedene dair boyun çevresini gösteren ölçümüz. Ben small medium beden bir kazak öreceğim. Tercih ettiğim boyun çevresi 45 cm. Bu boyun çevresini siz istediğiniz gibi alabilirsiniz. Yani daha dar tutarak daha kapalı bir yaka ya da daha geniş tutarak daha açık bir yaka isteyebilirsiniz. O nedenle bir mezroyla boynunuza ölçerek ya da öreceğiniz kişinin boynuna ölçerek ya da uygun bir kıyafetinden ölçü alarak bu ölçüyü belirlemelisiniz. İkinci ihtiyaç duyduğumuz bilgi ipe dair, ipin kalınlığına dair bir bilgi. Bakın, tekrar alalım ipimizi elimize. Şimdi iplerin üzerinde şöyle bir bilgi verilir. Bakın, bir kare var. Bunun altında ve yan tarafında birer sayı paylaşılmış. Bu şu demek, bakın. Ortadaki 4 kullanılan şiş numarasını gösteriyor. Bu ipi kullanarak 4 numara şişle bir örgü parçası örerseniz, o örgü parçasında 10 cm'de sayacağınız ilmek sayısı 22,5. Yine 10 cm'de bulacağınız sıra sayısı 33 sıra demek. Bu bize örgünün büyüklüğünü nasıl ayarlayacağımızı, ilmek sayılarını nasıl ayarlayacağımızı bulmamız için gereken bir bilgi. Şimdi normalde bunu aslında en ideali bir örgü denemesi yaparak, bir kendiniz örerek, ipinize ve şişinize kendi el örgünüzün de etkisini de dahil ederek bir deneme örgüsü örerek bulabilirsiniz. Daha sağlıklı olur, o örgü üzerinde ölçersiniz. Ama ben bu ipi defalarca kullandım. Daha önce birçok kez deneme örgüsü ördüm. O yüzden şu an bu çalışmayı yapmayacağım. Bu üzerindeki değerlerle hemen hemen aynı çıkmıştı daha önce de bulduğum değerler. O nedenle bunları kullanacağım. Şimdi ne dedik? 10 cm'de 22,5 ilmek var. Onu 1 cm'ye çevirirsek 2,25 ilmek yapar. Aynı şekilde 10 cm'de 33 sıra var. Onu yine 1 cm'ye çevirirsek 3,3 sıra yapar. Şimdi bu bilgilerle biz ilmek sayılarımızı hesaplamaya başlayabiliriz. İlk olarak ilmek sayımızı hesaplayalım. Bunun için bakın şöyle yapıyorum. Elde etmek istediğim boyun çevresi 45 cm demiştim.
1 santimetre için 2,25 ilmeğe ihtiyacım var. O zaman başlangıç ilmek sayımı bu iki sayıyı çarparak buluyorum. Yani 45 çarpı 2,25. Buradan bulduğum değer 101,25 gibi küsuratlı bir değer. Ben bunu 100 ilmeğe yuvarlıyorum. Yani başlangıç ilmek sayım 100 ilmek olacak. Bunu çizimde not alalım. Şimdi önce yuvarlak yakalı bir kazak örüyormuşçasına hesaplamalarımıza başlıyoruz. Önce bu şekilde hesaplayıp sonra V yakaya dönüştüreceğiz bu sayılarımızı. Şimdi 100 ilmeği nasıl paylaştıracağız ona bakalım. Şimdi reglan yakalı, reglan modelli kazaklarda ya da örgülerde biz ne yapıyoruz? Bu 4 tane reglan bölgemiz var. Onlara birer ilmek, ikişer ilmek tercihimize göre veriyoruz. Şimdi ben burada ikişer ilmek vereceğim. Yani bakın her reglan noktasında 2 tane ilmeğim var. Toplam bu ilmekler ne kadar yapar? 4 tane 2, 8 ilmek yaptı. Şimdi bu 100 ilmeğin 8 ilmeğini reglan ilmeklerine verdik. Bunu çıkartıyorum. Geriye 92 tane ilmeğim kaldı bana. Bunları arka, ön ve kollara paylaştıracağım şimdi. Bunu nasıl yapıyorum? Daha önce de birçok kez yaptık, hatırlarsınız. Bu bulduğum sayıyı reglanları çıkardıktan sonra elde ettiğim sayıyı 3'e bölüyorum. 92 bölü 3. Eğer küsuratlı çıkıyor, 90 olsaydı 30 olacaktı. Onu ben şöyle düşüneyim. 30, 30 ve 32. Şimdi bu 30'ları bakın. Ön ve arkaya veriyorum. 2 tane 30'um var, 1 tane 32'm var. Bu 92 ilmeği bu şekilde ayrıştırdım. Bu 30 ilmekleri ön ve arkaya veriyorum. Şöyle not alayım şimdilik buraya. 30, arka, 30, ön. Kalan 32 ilmeği 2'ye bölüyorum ve kollara paylaştırıyorum. 32'nin yarısı 16. Dolayısıyla burası 16, burası 16. Şu an için ilmekleri paylaştırdık. Şimdi burada ufak düzeltmeler yapacağız. Bu şekilde de yapabiliriz ama ben genellikle kolları bir miktar eksiltiyorum. Çünkü belli bir noktadan sonra reglan artışları yapmaya devam ettiğimizde kolların ilmek sayısı biraz fazla oluyor bana göre. O nedenle baştan küçük bir düzeltme yapıyorum. Yaklaşık 3-4 ilmek kadar eksiltip kollardan onları ön ve arkaya veriyorum. Şu an 4 ilmek azaltacağım. Yani bu koldan da 4 ilmek eksilteceğim. Bu koldan da 4 ilmek eksilteceğim. Bu 4 ilmekleri de mesela bunu buraya veriyorum. Diğerini de buraya veriyorum. Bunun sonucunda bakın elde ettiğim değerler 16'dan 4 çıktığında kol için nihai ilmek sayım 12 oldu. Diğer kolda aynı şekilde 12 ilmek. Arka ilmek sayım 30'a 4 eklediğimde 34 ilmek oldu. Ön ilmek sayım yine 30'a 4'ü eklediğimde 34 ilmek oldu. Şimdi eğer yuvarlak yakalı bir kazak örüyor olsaydık hesaplamalarımız bu şekilde olacaktı. Şimdi buradan V yakaya geçiş yapalım. Nasıl yapacağız? Bu ön hariç arka ve kol ilmeklerimiz aynen kalacak. Bakın V yaka içinde şöyle bir çizim yaptım. Arka aynen kalıyor. Yine üstteki çizimde olduğu gibi. Kollarımız da yine aynen kalıyor. Tek değişiklik önde. Yani V yakamızda. Şimdi bu aynı kalan kısımları tamamen oradan alıyorum. Arka 34 ilmekti. Kollar 12 ilmekti. Reglanlarımız ikişer ilmek zaten. Ön parçaya geldiğimizde şöyle yapacağım. Bakın şurada bu reglandan sonra şuraya birer tane ilmek yerleştireceğim. Ondan sonraki ilmekleri şu an için göz ardı ediyorum. Çünkü burada bizim V yakamız olacak. Biz bu V yakayı ördükçe aşağıya doğru inerken artışlar yapacağız. Ve o kalan ilmekleri önün eksik ilmeklerini burada telafi edeceğiz. Şimdi ön ilmek sayımız kaçtı? 34.
Şu an biz öne kaç tane ilmek verdik? Bir tane burada, bir tane burada. Dolayısıyla iki tane ilmek verdik. Bakın şöyle yapalım. O 34 ilmeğin iki tanesini zaten şu an yerleştirdik. Geriye kaç tane ilmeğimiz kaldı? 32. Şimdi birazdan uygulamada göreceksiniz. Artışlar yaparken her artışta bir tane buradan, bir tane buradan artıracağız. Dolayısıyla iki tane ilmek artıracağız bu V yakayı örerken. O zaman her seferinde 2 ilmeğimiz arttığına göre 32'yi 2'ye bölüyorum. Toplam 16 kere artırma yaptığımda bu önün eksik ilmeklerini tamamlamış oluyorum. Yani bakın şuradaki şu artırmaların sayısı şöyle işaretlediğimde aynı şekilde bu tarafta da toplam 16 kere artırma yapmış olacağız. Burada da, burada da. Evet, şimdi şu çizimimize göre başlangıç ilmek sayımızı artık belirleyelim. O da çok kolay. Bakın neydi? Arka ilmek sayımız 34. Kollarımız 12'şer. Burada da birer ilmeğimiz var. Artı 2, 4, 6, 8 tane de reglan ilmeğimiz var. Bunların hepsini topladığımda, yani şöyle yazayım yine. 34 artı 12 artı diğer 12 artı 2, 4, 6, 8 tane reglanlar artı bir de bu ön parçaya verdiğim ikişer ilmek. Bunların hepsini topladığımda benim başlangıç ilmek sayım 68 ilmek oluyor. Buraya da yine not alalım. 68. Şimdi başlangıç ilmek sayımızı bulduk. Bu V yaka için kaç kere artış yapmamız gerektiğini bulduk. 16 kere. Onun dışında zaten başka hesaplayacağımız bir şey kalmadı. Şimdi bu hesaplarımıza göre örgümüze başlayalım. Evet, örgüye başlayalım. 4 numara şişle başlayacağım. Çünkü yakayı şu an örmeyeceğim, yaka lastiğini. En son kaza bitirdikten sonra V yakayı ilmek çıkartarak öreceğim. Orada 3,5 numara kullanacağım. Onun dışında gövde kısmında 4 numarayla örüyorum. Evet, şöyle ipimden 68 ilmeğe yetecek kadar ayırdıktan sonra ilmek alarak başlıyorum. Evet, 68 tane ilmek aldım. Örgüye başlıyorum. Şimdi bu öreceğim sıra örgünün ters yüzü. Dolayısıyla bu tarafında örgünün bütün ilmekleri ters öreceğim. Şimdi şöyle ilk ilmekleri örmeden alacağım hep. Son ilmekleri ters öreceğim. Ona dikkat edelim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra diğer ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de ters örüyorum. Şimdi örgünün ön yüzüne döndük. Bu sıradan itibaren artık reglanlarımızı belirleyip artışlara başlayacağız. Şimdi şöyle misine kısmını alayım ilmeklerimi ve reglan noktalarını işaretleyelim. Neydi? Bakın şu an bizim olduğumuz bu sıranın başı şu nokta. Şuradan itibaren önce bir ilmeğim var ve arkasından hemen reglan noktasına ulaşıyorum. İlk o reglan noktasını işaretleyelim. Bakın kenardan bir ilmeğimi geçip ayrıca yerleştiriyorum. Reglan noktam 2 ilmekten oluşuyor. Dolayısıyla 2 ilmeği işaretleyeceğim. 2 tane ilmeği işaretledim. İkinci ayracımı yerleştirdim. Bu benim ilk reglan noktam. Sonra kolun 12 tane ilmeği var. Onları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burası ikinci reglan noktam. Yine arada 2 ilmeğim var. İkinci reglan noktamı işaretlemiş oldum. Devam ediyorum. Arka için 34 ilmeğim var. Onları sayıyorum. Evet, 34 ilmeği saydıktan sonra üçüncü reglan noktamı önce ayracı yerleştirip 2 ilmeği geçiyorum ve tekrar ayracımı takıyorum.
Burası üçüncü reglan noktam oldu. Son olarak 12 ilmek sayıyorum ikinci kol için. Ve son reglan noktamı da işaretliyorum. 2 ilmek sonrasına yine bir tane daha takıyorum. Kenarda da zaten bir tane son diğer ilmeğim kalmış oldu. Şimdi reglanlara başlayacağız. Artışlarımız şöyle olacak. Reglan artışlarımız, yani bakın şu 4 noktadaki artışlarımız. Örgünün her ön yüzünde ve bu işaretlediğimiz 2 ilmeklerin hemen önce ve hemen sonralarında olacak. Bakın şöyle artı işaretiyle o artırmaları işaretlemiş olayım. 4 noktanın da hemen öncesinde ve sonrasında reglan artışlarımızı yapacağız. Ve dediğim gibi bu artışları örgünün her ön yüzünde yapacağız. Arka yüzlerde yapmayacağız. Diğer artışımız da VYK artışımız. Onu da 4 sırada bir yapacağız. Yani her 2 sırada bir yapmayacağız reglanda olduğu gibi. 4 sırada bir yapacağız. Dolayısıyla ilk reglanı yapacağım. Şimdi bu sırada reglan artışını yapacağım. Ondan sonraki seferde yaka artışına başlayacağım. Şimdi bu sırada reglan artışına başlayalım. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım ve bakın hemen ilk reglan noktasına, yani şuraya ulaştım. Burada şimdi bir tane artış yapacağım. Reglan artışlarımız bu 2 ilmeğin öncesinde sağa doğru olacak. Yani bu tarafa bakacak. 2 ilmeğin sonrasında da sola doğru olacak. Yani bu tarafa bakacak. O artışları şöyle yapıyorum. İlk başta öğrenirseniz sonrasında hep aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bakın şu arada şöyle bir ip parçası var. Daha önce çok yaptık bunu. Bilenler hatırlayacaktır. Şu ilk ip parçasını alıyorum. 2 ilmeğin arasındaki şu ip parçasını ve şişime geçiriyorum. Şöyle geçiriyorum. Ve delik olmaması için bu ilmeği şöyle önden örüyorum. İlk sırada biraz zorlayabilir. Sonraki sıralar daha kolay olacak. Şöyle önden örüyorum. İkinci de biraz daha net anlayacaksınız. Bakın şöyle. Şöyle örerseniz büyükçe bir delik oluşur. Delik olsun istemiyorum. Gizli artış olmasını istiyorum. O nedenle bakın önden alıyorum. Sonra reglan noktasına geldim. Ayrıca geçirip aradaki o iki tane reglan ilmeklerini örüyorum düz olarak. Şimdi sonrasındaki çıkışımızı yapacağız. O da sola doğru çıkış olacak. Yine bakın şu aradaki şu ipi alacağım şişe. Ama baş tarafta şöyle almıştım. Sağ artış için. Bu defa şöyle alıyorum. Bakın böyle. Ve yine arkadan batacağım. Önden batarsam yine delik oluşur. Delik oluşmaması için arka tarafından şöyle şişimi geçireceğim. Ve o şekilde öreceğim. Evet. İki tane ilmeğin, daha doğrusu bu ayraçların her iki tarafında birer tane artırma yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum, ikinci reglan noktasına gelelim. Evet, geldim oraya. Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın, ayraçtan önceki şu aradaki ip parçasını, şunu şişe böyle alıyorum. Önce sağ artırma yapacağım çünkü. Ve önden batıyorum. Sonra reglan ilmeklerini örüyorum. Sonra yine bu aradaki ipi şişe bu defa böyle alıyorum. Sol artırma yapacağım çünkü. Ve arkadan örüyorum. Şöyle. Çaprazlayarak örmüş oluyoruz ki delik oluşmasın. Devam edelim. Evet, üçüncü reglan noktasına geldim. Yine aynı şeyi yapıyorum. Daha hızlı yapayım artık. Burada böyle önden aldım. İki tane ilmeği ördüm. Sonra şişe böyle taktım. Ve arkadan örüyorum. Evet, son reglan noktasına gelelim.
Evet, yine ayraçtan önce ipi bu şekilde alıyorum. Önden örüyorum. Reglan ilmeklerini örüyorum. Sonra şu aradan, burada biraz zor olabilir. Şöyle ipi bu defa böyle aldım ve arkadan örüyorum. Son ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, ilk reglan artışımızı tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Arka yüzlerde bütün ilmekler ters olacak. Sadece ilk ilmeği örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıranın sonuna dek ters ördüm ve son ilmeği de ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi tekrar örgünün ön yüzündeyiz. Şimdi bu yüzde hem reglan artışımızı yapacağız hem de yaka artışına başlayacağız artık. Şimdi sıranın başındayım. Yaka artışını nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldıktan sonra yaka artışlarımız hep kenardan bir ilmekten sonra olacak. Yani bu tarafta bir ilmekten sonra, sonda da bir ilmek varken yapacağız. O bir ilmeğimiz zaten en başta işaretlediğimiz bir ilmekti. Şimdi aynen bu ortada reglanlarda kullandığım yöntemi kullanacağım ama yönleri ters olacak. Yani burada sola kesme yapacağım, içeriye doğru durmasını istediğim, sola artırma yapacağım, içeriye doğru görünsün diye. Yine bakın aradaki ilmeği şöyle, şu ilmek göstereyim tekrar. Bunu şişe alıyorum, sola artırma yapacak şekilde, bu şekilde alıyorum ve arkadan örüyorum. Burada ilk yaka artışını yaptık. Devam ediyorum. Bir ilmek daha ördükten sonra bakın reglan noktasına geldim. Reglan artışlarımız her ön yüzde yapılacağı için yine yapacağız. Böyle önce sağ artış, ipi bu şekilde aldım. Önden çaprazlayarak ördüm. Reglan ilmeklerini örüyorum. Sonra sol artış yapıyorum. İpi bu şekilde alıyorum ve arkadan örüyorum. İkinci reglan noktasına gelelim. Onu da göstereyim. Evet, burada yine önce sağ artış. Reglanları örüyorum. 2 ilmek. Ardından sol artış. Bu şekilde devam edelim. 3 ve 4. reglan artışlarını da yapıp sıra sondaki yaka artışına gelelim. Son reglan artışlarını yapıyorum. Ve bakın şimdi 2 tane ilmeğim var. Birincisini örüyorum. Son ilmekten önce bu taraftaki yaka artışını yapacağım. Buradakini de sağa doğru yapacağım artışı. Şöyle aradaki bakın 2 ilmeğin arasındaki şu ipi şişe alıyorum ve önden çaprazlayarak örüyorum. Buradaki ilk yaka artışını da yaptık. Son ilmeğimiz ters. Evet, bu artış şekillerini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde gösteriyorum ama farklı artırma teknikleri de var elbette ki. İstediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Önemli olan doğru zamanda, doğru yerde artışlarımızı yapmak. Şimdi arka sırada hep arka sıralarımızda olduğu gibi ilk ilmeği örmeden alıp diğer bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet, arka sırayı ördüm. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyim. Bakın reglan noktaları yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Aynı zamanda yaka tarafında da ilk artışımızı yaptık. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine reglan artışımız var. Her ön yüzde olduğu gibi ama bu defa yaka artışımız olmayacak. Neydi? Onu 4 sırada bir yapacaktık. Bakın takip etmekte eğer zorlanırsanız örgünün ilerleyen zamanlarında. Bakın şu ikinci ilmeğimiz bizim yaka artışımız. Ona bir bakalım şöyle bakın. 1 ve 2. Yani şu artırdığımız sıra ve bu da bir üst sırası. Toplam 2 sıra olmuş.
Yine sondakinden de bakabilirsiniz. Bakın. 1, 2. Toplam 2 sıra olmuş. İkinci ilmeğe bakıyoruz. Bu ikinci ilmekler 4 sıra olduğunda tekrar yaka artışı yapacağız. Yani 4 sırada 1 yapmış olacağız. Takip ederken bu da size kolaylık sağlayabilir. Şimdi dolayısıyla bu sırada yaka artışım yok. Sadece reglan artışım var. Onun için ne yapıyorum? İlk ilmeği alıp sonra artırmadan devam ediyorum. Reglan noktasına geliyorum ve burada reglan artışımı yapıyorum. Evet, sonra örmeye devam edeceğim. Diğer 3 noktada reglan artışlarını yapıp yine yaka artışı yapmadan örerek sırayı tamamlayacağım. Arka yüze bütün ilmekleri ters öreceğim. Bir sonraki ön yüze geçtiğimde artık yaka artışı için 4 sırayı tamamlamış olacağım için yine burada aynen az önce gösterdiğim gibi yaka artışını yapacağım. Onu bir kez daha göstereyim isterseniz. Bu ön ve arka sıraları ben tamamlayayım. Evet, tekrar ön sıradayım. Şu an doğrulamak için ilmek sayılarını paylaşayım sizinle. Önlerde 5'er ilmek var bakın. Kollarda 18 ilmek, arkada da 40 ilmek var. Şimdi bu sırada şu ikinci ilmeğe baktığımızda bakın, takip ettiğimizde burada 4 sırayı görebiliyoruz. 1, 2, 3 ve oluşturduğumuz ilmekle birlikte 4. Diğer tarafta da göstereyim. Orada daha net görünüyor. Bakın ikinci ilmeğe baktığımızda 1, 2, 3, 4 sırayı tamamlamış olduk. Dolayısıyla bu sırada yaka artışını da yapacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sonra aradan bakın şu ilmeği, bu ilmekle bir sonraki ilmeğin arasındaki şu ilmeği şişeye bu şekilde takıyorum. Sola artırma şeklinde. Ve ilmeği arkadan batarak örüyorum. Bir tane artırdım yaka için. Devam edelim. Reglan artışına gelelim. Burada yine reglan artışımızı yapıyoruz. Ardından diğer reglan artışlarını yaparak sıra sonuna gelelim. Evet, son ilmeğe kadar geldim. Bakın son ilmekten önce şu aradaki ipi şişe bu şekilde alıyorum. Sağ artırma yapacak şekilde ve ipin önünden şişimi şöyle geçirerek çaprazlayarak örüyorum. Son ilmeği de ters örerek tamamlıyorum. Şimdi bu ön sırada hem yakada hem de reglan noktalarında artışlarımızı yaptık. Arka sırada yine bütün ilmekleri ters ördükten sonra bir sonraki ön sırada sadece yine reglan artışlarını yapacağız. Ondan sonraki ön sırada yine yaka ve reglanı birlikte yapacağız. Yani sıralamamız bu şekilde gidecek. Bir tane de sadece reglan, bir sonrakinde hem yaka hem reglan şeklinde artışlarımıza devam edelim. Şimdi bundan sonrası aynı şekilde devam edecek anlattığım gibi. Ta ki ön ve arka ilmek sayıları eşitlenene kadar. Zaten de o ilk başta size anlattığım, bakın şu yakada 16 kere artırma yapacaktık. Şu ana dek 2 kere yaptık. 14 kere daha yapacağız. Ve o işlem sonucunda 2 tane önün toplam ilmek sayısı arkanın ilmek sayısına eşit olmuş olacak. O noktaya kadar örelim. Eğer artırmaları saymakta zorlanırsanız bu ilmek sayılarının eşitlendiği noktayı kontrol ederek de bulabilirsiniz bitirip bitirmediğinizi. Ona göre bu kısmı örelim, sonra yine birlikte devam edeceğiz. Evet, örgüyü anlattığım şekilde örmeye devam ettim. Bunun sonucunda ön parçaların toplam ilmek sayısıyla arka parçanın ilmek sayısı eşitlendi. Şu an önde 49 ilmeğim var. Her birinde 49 ilmek, toplamda 98 ilmek yapıyor. Şöyle açayım. Arka ilmek sayımda 98 ilmeğe ulaştım. Dolayısıyla artık bu V yakayı tamamladım. Bakın şöyle de açayım.
Size gösterebilmek için ben ilmeklerin yarısını ikinci bir şişe aldım. O nedenle böyle geniş açıdan gösterebiliyorum. Şimdi şöyle bakın. V yakayı tuttuğumda V yakamızı tamamladık. Şöyle oldu. Şimdi burada karar vermemiz gereken şey şu. Şu ana kadar yaptığımız artırmalar robada bize yeterli mi? Daha fazla devam etmeli miyiz? Şimdi bunun için kendi ihtiyaçlarınızı, kendi durumunuzu göz önünde bulundurun lütfen. Ben şöyle şu reglan derinliğini ölçeceğim şimdi. Şu an bakın şu reglan derinliği yaklaşık 22 santimetre. Bunun 22,5 civarında olması benim için yeterli. Siz kendi bedeniniz için, kendi öreceğiniz kazak için bu derinliğin ne olması gerektiğini ya öreceğiniz kişinin bedeninden ölçerek ya da uygun bir kazağından ölçerek karar verin. Ona göre bu roba kısmını daha ne kadar örmeniz gerektiğini belirleyin. Dediğim gibi benim şu an yaklaşık uzunluğum 22,5 civarında bana yeterli olacak. Bir iki sıra daha öreceğim. Şimdi ikinci karar vermem gereken şey beden genişliği. Şu ana kadar artırdığımız ilmeklerle oluşan beden bizim için yeterli. Şimdi bunun için de şu arkanın bakın arka ilmekler şöyle şurası. Bunu bir ölçeceğim. Ne kadar oldu arkanın genişliği? Şöyle baştan şuradaki ayraçtan diğer ayraca kadar şöyle ölçüyorum. Yaklaşık bakın 46,5-47 santimetre kadar oldu beden genişliği. Şimdi gövdeyi ayırdığımızda hem bu reglanlardan birer ilmek gelecek bu arka bedene hem de kol altlarına ilave ilmek alacağız. 6 ya da 8 tane. Dolayısıyla oradan da biraz artacak. Benim için 48-49 santimetre gibi bir beden genişliği yeterli. Şu an tekrar emin olmak için bir daha ölçüyorum. Buradaki ilk ayraçtan buradaki ilk ayraca kadar yaklaşık 46-46,5 santimetre civarında. Dolayısıyla ben daha fazla artış yapmayacağım. Siz kendi öreceğiniz kazan bedenine göre bu genişliği ölçtüğünüzde eğer yeterli değilse bunun yeterli olduğu noktaya kadar artışlara devam etmelisiniz. Ben artış yapmayacağım ama dediğim gibi şu reglan derinliğinin 22 santimden 22,5 santim civarına gelebilmesi için 2 sıra daha öreceğim. Onu da artırmadan öreceğim. Burada kendi kararlarınızı verip buna göre devam edin lütfen. Burada dikkat edeceğiniz bir şey eğer bundan sonra artış yapacaksanız şimdi göreceksiniz uygularken yuvarlak örgüye geçeceğiz. Artık arka sıra diye bir şey olmayacak. Biz artırmalarımızı nasıl yapıyorduk reglanda? Ön sırada artırıyorduk, arka sırada artırmıyorduk. Yani iki sırada bir yapıyorduk. Bundan sonra artık arka sıra olmayacağı için onu kontrol ederek yine iki sırada bir yapacaksınız. Yani bir ön sırada yapıp bir sonraki sırada yapmadan öreceksiniz. Sadece buna dikkat edin. Bu gövde genişliği istediğiniz ölçüye gelene kadar bu reglan artışlarına devam etmelisiniz. Şimdi ben bu noktada V yakayı birleştireceğim ama sadece 2 sıra daha örerek artırmadan robo uzunluğunun istediğim uzunluğa gelmesini sağlamaya çalışacağım. Evet şimdi sıra başındayım. Bu sırayı öreceğim. Sıranın sonuna kadar geldiğimde diğer uçla ikisini birleştireceğim. O nedenle bu sırayı hiç artış yapmadan tamamlamak istiyorum önce. Bakın ilk reglan noktasına kadar ördüm. Dediğim gibi artış yapmayacağım. Buradan artış yapmadan geçiyorum ve örmeye devam ediyorum. Eğer sizin beden genişliğiniz yeterli değil ve biraz daha artış yapmaya devam edecekseniz bu ön sırada burada ve diğer reglanlarda artırma yapmanız gerekiyor. Bir sonraki sırada artırma yapmadan örmeniz gerekiyor. Bu şekilde iki sırada bir artırarak istediğiniz uzunluğa kadar, genişliğe kadar büyütmelisiniz kazağı. Şimdi bu sırayı diğer reglanları da bu şekilde artırmadan geçerek tamamlıyorum. Evet sıranın sonuna kadar ördüm bakın. Şimdi burada
artık V yakayı birleştireceğiz. Yuvarlak olmaya başlayacağız. Şöyle şişin diğer ucundaki ilmekleri şişin ucuna doğru getiriyorum. Ve iki tarafı birleştiriyorum. Birleştirirken buraya şöyle parmağımla ipi dolayarak bir tane ilmek alacağım araya. Ve o ilmeği aldıktan sonra bu iki tarafı ipi de sıkı tutarak birleştiriyorum. Şimdi bu sırayı da yine artırmadan öreceğim. Dolayısıyla iki sıra daha örmüş oluyorum bu sırayla birlikte. Reglan uzunluğunda istediğim uzunluğa gelmiş olacak. Bakın artık örgüyü birleştirdik. Ve hep bundan sonra dönerek hep ön yüzde yuvarlak örgü şeklinde örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sırada yine bir detayımız yok. Herhangi bir artış yapmadan tamamını örerek bu artırdığım nokta, ilmek ilave ettiğim noktaya kadar geliyorum. Evet, örmeye devam ettim ve yakayı birleştirdiğim noktaya kadar geldim. Bakın bu ilave aldığım ilmek, onu da örüyorum. Ve bu ilmeği sonrasında görebilmek için şöyle bir ayraçla işaretliyorum. Ortaya ilave aldığım ilmek bu ilmek. Sonra bu tarafa yine örgünün diğer tarafına doğru örmeye devam edeceğim. Şimdi bu ilave ördüğüm iki sırayla birlikte reglan derinliğim yeterli mi? Ondan bir emin olmak istiyorum. Tekrar ölçeceğim. Yaklaşık bakın şöyle hafif tatlı gergin tutarsam 22,5-23 santimetreyi buldum. Bence yeterli artık. Şimdi artık şu noktadan itibaren kolları ayırıp önce gövdeyi öreceğim. Bunun için buradan devam edelim. İlk reglan noktasına, yani önle kolun birleştiği noktaya kadar gelelim. Evet, ilk reglan noktasına geldim. Şimdi burada İki tane ilmeğimiz var reglan noktasında. Onların bir tanesini örerek öne dahil ediyorum. Diğer bir tane kalanı kola dahil edeceğim. Yani paylaştırmış oldum. Şimdi burası ön parçamızın sınırı. Buradan itibaren kol başlıyor. Kol ilmeklerimizi şimdilik parça bir ipe alacağız. Bekleteceğiz gövdeyi örerken. Gövdeyi tamamladıktan sonra kolları öreceğiz. Bakın iğneye geçirdiğim bir iplik parçasına kolun ilmeklerini, önce bu reglandaki bir ilmekten başladım. Sonra da kolun kendi ilmeklerinden devam ederek alıyorum iğne ile ipe geçiriyorum. Şöyle. Buradan devam edelim. Bir sonraki reglan noktasına kadar bütün ilmekleri alalım ipe. Evet, bakın oraya kadar geldim. Burada da yine reglan noktasındaki iki ilmekten bir tanesini kola alıyorum. Diğerini arkaya vermek üzere şişte bırakıyorum. Evet, bakın bunlar bizim şu an kol ilmeklerimiz. Kolun kendi ilmekleri 76 taneydi artırmalar sonucunda. Birer tane de her iki taraftan reglandan geldi. 78 ilmek oldu. Şöyle bağlayalım. Ve bu ilmekleri burada beklemeye alalım. Şimdi şöyle yaptığımızda artık gövdeyi kol altında birleştirmeye hazırız. Bakın burası kol. Burada gövdenin altını şimdi kol altında daha doğrusu birleştireceğiz. Ben burada 6 tane ilmek almak istiyorum. Gövdeyi çok bol istemedim. Eğer siz biraz daha bol olsun isterseniz gövdenizi 8 ilmek, 10 ilmek alabilirsiniz. Ben 6 tane şöyle ilmek alacağım. Bakın yine aynı şekilde ipi parmağıma dolayarak 6 tane toplam ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6. Ardından diğer tarafa şöyle ilmeği alarak, örerek
birleştiriyorum. Bu ayracı da artık çıkaralım. Şöyle göstereyim ne yaptık. Bakın kolu ayırdık. Kol ilmeklerini kol altında ilave ilmek alarak birleştirdik. Şimdi arka ilmekleri var önümüzde. Onları öreceğiz. Diğer kolda da aynı işlemi yapacağız. Evet, arkayı ördüm ve diğer kol sınırına geldim. Burada da ayracı alıp 2 ilmekten bir tanesini arkaya veriyorum. Onun için örüyorum. Diğerini kolda bırakacağım. Yine aynı şeyi yapacağız. İğnemize bir parça daha ip geçirip bu koldaki ilmekleri de yine ipe alacağız. Bu bir taneyi alıyorum önce reglandaki bir ilmeği. Ayracı çıkarıp kol ilmeklerine devam ediyorum. Evet, kolun sonuna kadar geldim. Buradaki reglan noktasındaki 2 ilmeğin bir tanesini de kola alıyorum. Ve bu ilmekleri de şimdi şöyle ipi bağlayıp beklemeye alıyorum. İkinci kol ilmeklerini de ayırmış olduk. Şöyle kolumuz burada da böyle. Hemen yine aynı şeyi yapalım. Kol altına diğer tarafta olduğu gibi 6 tane ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bu 6 ilmeği aldıktan sonra yine kol altına birleştiriyorum. Bunun için ipimi biraz da şöyle sıkı tutarak diğer taraftaki ilmeği örerek devam ediyorum. Ayracı yine çıkaralım. Artık ayraçlarla işimiz tamamen bitti. Evet, şimdi bakın her iki kol altını da birleştirmiş olduk. Şöyle ön tarafı burası ve yakamız. Her iki tarafta kol altlarını birleştirdik. Şimdi biraz örelim. Kol altı ilmeklerine bakalım. Evet, kol altına geldim. Bakın burada bu ilave aldığım ilmekleri de örerek devam edeceğim. Dikkatli örelim sadece burada. Evet, o 6 ilmeği ördüm. Sonra gövdenin ilmeklerini de örerek devam ediyorum. Artık güvenli bir şekilde bakın kol altı birleşti. Aynı şekilde devam edeceğim. Diğer kol altındaki ilmekleri de öreceğim ve bu şekilde yuvarlaklar halinde gövdeyi örmeye devam edeceğim. Şöyle ön görüntüsünü de paylaşayım bakın. Ve yakayı. Şu an oldukça dağınık bir görüntüsü var. Ama gövdeyi örüp bitirdikten sonra yakayı ördüğümüzde toparlanacak. Şöyle bakın V yaka birleşmiş oldu. Gövde de birleşti. Şimdi artık şu an ilmek sayım yanlış hesaplamadıysam 213 ilmek. Bu 213 ilmek de gövdeyi aşağıya doğru örmeye devam edeceğim. İstediğim uzunluğa geldiğinde lastiğe başlayacağım. O noktada tekrar görüşelim. Evet, kazağın gövdesini örmeye devam ettim bakın. Şöyle göstereyim. Kol altından itibaren uzunluğu yaklaşık 27 cm oldu. Bu uzunluğu siz elbette ki kendi durumunuz için belirleyebilirsiniz. Şimdi şu ön orta V yaka için aldığımız ilmek bizim sıramızın başlangıç ilmeğiydi. Onu takip ederek o ilmeğe kadar şu an geldim. Sıra başlangıcındayım. Buradan itibaren lastiğe başlayacağım. Evet, lastik için 3,5 numara şişe geçeceğim ve bir düz bir ters lastik öreceğim. Olduğum noktadan itibaren örmeye başlıyorum. Bir düz bir ters şeklinde. Şimdi şu an ilmek sayım 213. Dolayısıyla tek sayı. Lastiğin
düz ters şekline devam edebilmesi için çift sayı olması lazım. Bir tane ilmek uygun bir noktadan artıracağım ya da eksilteceğim. Yani çift sayı haline getireceğim ilmek sayılarımı. Şu an bir düz bir ters şeklinde örüyorum. Şimdi lastik hem biraz toplar hem de 3,5 numaraya geçiyoruz. Daha toplu duracak lastik kısmı. Siz eğer gövde kısmı ile aynı hizada devam etsin isterseniz bu sırada bir 15-20 ilmek kadar artırarak lastik örebilirsiniz. Bu sayede lastiğiniz daha dar olmayacaktır. Hemen hemen gövde ile aynı hizada devam edecektir. Sadece ilmekleri artırırken aralıklarla artırmaya ve sonuçta elde ettiğiniz ilmek sayısının çift olmasına dikkat edin. Şimdi şöyle devam edeceğim. Dediğim gibi uygun bir noktada, şu yanlara gelecek bir noktada iki tane ilmek alarak aynı ilmekten bir tane ilmek artıracağım. Ya da aradan bir ilmek de çıkarabilirim. Şöyle biraz öreyim kenara kadar. Şöyle bakın, yan çizgiye yakın bir noktaya geldim kol altı hizasında. Burada şöyle aradan bir tane, bakın, bir ilmeği şöyle alıp örerek düzde kalmıştım en son. O nedenle düz ördüm. Sonra ardından gelen ilmeği ters örerek devam ediyorum. Bu şekilde ilmek sayımı çift haline getirdim. Şimdi 3,5 numara şişle istediğim uzunlukta lastiği örüp ondan sonra kapatarak tamamlayacağım. Evet, etek lastiğini ördüm. Uzunluğu yaklaşık 5 cm kadar oldu. Siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Sıra sayısı olarak da 17 sıra. Şimdi ilmekleri keserek kapatacağım. Örerek ilmek kesme yöntemini kullanacağım. Daha önce birçok projede kullandığım iğneyle esnek kesme yöntemi de var. Dilerseniz o yöntemi de kullanabilirsiniz. Şimdi örerek kesme yönteminde ne yapıyoruz? İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Bu arada sıra başındayım. Orada başlıyorum kesmeye. Şimdi ilk ilmeğim bir düz ilmek. Onu düz örüyorum. Ardından ikinci ilmeğim bir ters ilmek. Onu ters örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Devam ediyorum. Yine bir düz ilmek. Düz örüyorum. Yine ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sonra bir ters ilmek var. Ters örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde ilmekleri önce düz ve ters olmalarına göre örüp arkasından bir önceki ilmekle kapatarak etek lastiğimizi tamamlayalım. Elimizi bol tutmaya çalışalım. Gergin bir bitiş noktası oluşmasın. Son iki ilmeğe geldim. Onları da kapatıyorum aynı şekilde. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi bakın, bu noktada bir açıklık oluştu. İlk kesmeye başladığım noktayla bu nokta arasında. Bunu da yok etmek için şöyle bir tığ kullanarak, bakın, ilk kapattığım ilmek şu tarafta, şurası. Şöyle bakın, o iki ilmeğin o iki parçasının içinden tığ geçiriyorum. Ve bu ipi şöyle alıyorum. Ardından ilk ipin takılı olduğu ilmekte, bakın, şurası. Onun içinden tekrar tığ geçirip ipi aşağıya doğru çekiyorum. O iki tarafı birleştiriyorum. Yapay bir şekilde, bakın, o arayı birleştirmiş olduk. Ve hiç belli olmadı. Şimdi bu ipimizi iç kısımda yürüterek izleyeceğiz. Gevşemeyi önlemek için önce bir kilitlemek istiyorum. Şöyle. Bakın, gayet iyi oldu. Sonra burada bu ipi şöyle kenarda yürütelim.
Evet, yeterince yürütebilirsiniz burada ve kalan ipin parçasını kesebilirsiniz. Şöyle bakalım. Etek lastiğine. Gayet düzgün bir şekilde etek lastiğini tamamlamış olduk kazağımızın. Böylece gövde de bitmiş oldu. Şimdi sıra kollarda. Artık kollara başlayabiliriz. Evet, sıra kollarda. Ben kazağın sol kolunu bakın ördüm. Şöyle göstereyim. Örüp tamamladım. Şimdi sağ kolu birlikte yapacağız. Bütün ilmek sayılarıyla, yaptığım kesmelerle birlikte hepsini bu kolda size anlatacağım. Şimdi ilk olarak bu ipe aldığımız kol ilmeklerini şişe geçirerek başlıyoruz. 4 numara şiş kullanacağım yine ama 40 santimini kullanıyorum. Dikişsiz bir şekilde örebilmek için. Eğer 40 santim yoksa elinizde 100 santim misinalı şişle magic loop tekniğini kullanarak da örebilirsiniz. Bütün ilmekleri şişe alıyorum. Evet, ilmekleri şişe geçirdim. Toplamda 78 tane ilmek var şu an şişte. Şimdi şöyle bakın. Kol altında hatırlarsanız gövdeye 6 tane ilmek almıştık. Şimdi oradan başlayacağım. Yine 6 tane ilmek çıkaracağım kol içinde. Orta noktasını buluyorum bu 6 ilmeğin. Şöyle kenardan sayarak 1, 2, 3. Şurası. Oradan ipimi bağlıyorum öncelikle. Şimdi bu tarafta sol taraftan 3 tane ilmek alacağım. Diğer taraftan da yine toplam 3 ilmek alacağım. 6 tane ilmek olacak. İlk ilmeğin içinden bakın şurası girerek şurası bir tane ilmek alıyorum. Devam ediyorum ikinci ilmek. Tekrar devam ediyorum 3. ilmek. 3 tane ilmeği çıkardım. Şimdi kol ilmeklerimiz buradan başlıyor. Buradan örmeye devam edeceğim aslında ama arada bir boşluk var. Bu boşluğu kapatabilmek için buradan da bir tane ilmek alacağım şimdi. Şöyle bakın şu reklam hattındaki iki tane ilmeğimizin bir tanesini kola vermiştik. Bir taneyi de gövdeye. O gövdeye giden ilmeğin içinden bakın şuradan. Şurası uygun olur sanırım. Delikte oluşmaması için şunu tercih edebilirim. Oradan bir tane ilmek çıkartıyorum. O bir tane çıkardığım ilmeği bir sonraki sırada bu kolun ilk ilmeğiyle birlikte örüp yok edeceğim. Bu arayı da kapatmış olacağım. Şimdi devam ediyorum kol ilmeklerini örmeye. Bakın şuradan bir tane fazladan ilmek çıkarmış olduk. Şimdi devam edelim. Bütün ilmekleri örelim. Buraya kadar gelelim. Evet, örmeye devam ettim. Kol ilmeklerini örüp diğer uca kadar geldim bakın. Şimdi burada bu ilk başta aldığım 3 ilmekten önce bu arada tekrar bir 3 ilmek alacağım. Bir de bu buradaki boşluğu kapatmak için yine diğer tarafta olduğu gibi bir tane ilave ilmek alacağım. Onu da yine bu reglan hattından gövdeye verdiğim ilmeğin içinden bakın şöyle şuradan alabilirim. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi 3 tane daha ilmek çıkartacağım buradan. Şu ilk ilmeğim şurası. Onun içinden bir tane çıkartıyorum. Buralarda ipi de sıkı tutalım. Gevşek olmasın. Şöyle arayı kapatabilmek için. Bir. İkinciden bir tane. Ve son olarak üçüncüden bir tane. Evet, şimdi tam ortalamış olduk bu kolu. Burası bizim orta noktamız. O nedenle buraya bir tane ayrı aç yerleştiriyorum. Şimdi bu sırayı örerken başlıyorum örmeye. Bu arada aldığımız ilave ilmekleri keseceğiz. İlk 3 ilmeği örüyorum. Bakın bu 4. ilmeği ilave almıştım. Onu bu tarafta ortaya doğru olması için yönünü sağ kesme yapıyorum. Bakın şu ilave aldığım ilmek bu da ilk ilmek koldaki. O ikisini önden şöyle bakın birlikte alarak örüyorum. Ve bu arayı kapatmış oluyorum. Şimdi devam edelim. Diğer tarafta da keseceğiz o ilmeği.
Evet, ayraçtan önceki 5 ilmeği de gördüm. Bakın bu ilk 3 ilmek kol altı için aldığım ilmekler. 4. ilmek ilave ilmek, 5. ilmek de kolun ilk ilmeği. Şimdi bu ilave ilmeği kolun ilk ilmeği ile keserek alacağım. Bu tarafta da kesme yönüm sola doğru olacak. O nedenle ilmeklerimin önce yönünü değiştiriyorum. Şöyle ikisini de çeviriyorum. Tekrar şişe alıyorum ve ikisini birlikte örerek alıyorum. İpimi de oldukça sıkı tutuyorum. Sonra 3 ilmeği de örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu turu tamamlamış olduk. Bir tam sıra örelim. Şu an artık kol ilmeklerimiz oluştu. 78 taneydi. 6 tane ilave oldu. 84. Aralardakileri ilave aldıklarımızı kestik. Dolayısıyla şu an 84 tane ilmek var. Bir tam sıra örelim tekrar. Ayrıca gelene dek bütün ilmekleri örelim. Evet, sıranın sonuna dek ördüm bakın. Bir sırayı tamamladım. Bir tane daha öreyim, ayraç düşmesin. Evet, şimdi artık bu sıradan itibaren kol kesmelerine başlayacağız. Bakın şöyle diğer kolda kesmeleri nasıl yaptığımı göstereyim. Öncelikle bakın kol altını da göstereyim. Bu yaptığımız yöntemde kol altı bu şekilde oluyor. Şimdi kesmeleri bakın şurada göstereyim. Bakın şöyle görünüyor kesmelerimiz. Sırayla takip edersek böyle görünüyor. Kesme aralarını ben 5 sıra yaptım. Yani şöyle bakarsak bakın şu bir kesmemiz şurada görünüyor zaten. Buradan itibaren sayarsam 1, 2, 3, 4, 5 sıra var. Sonra ikinci kesmemiz. Aynı şekilde diğer tarafta da şu kesmeden sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Bir sonraki kesmeyi yap. Bütün aralıkları eşit yaptım. Bunun hesabını şöyle yapabilirsiniz. Şimdi ilmek sayısına bağlı olarak bu kesmelerin sayısı ve aralıkları değişecektir. Şu bilek lastiğinin ne kadar olmasını istediğinizi öncelikle karar verin. Bunu etek lastiğini şöyle kolunuza ölçerek bulup olmasını istediğiniz mesafeyi şöyle göstereyim. Diyelim şu kadar olmasını istiyorum. Bileğimi ölçtüm. Buradaki ilmekleri sayın. Kaç olması gerektiğine karar verin kol lastiğinin. Ben 46 ilmeğe kadar düşürdüm. 84 ilmek var şu an. 46 ilmeğe kadar 38 ilmek yapıyor. 38 ilmek kesmişim. Bu da her seferinde 2 ilmek kestiğimiz için iki taraftan da kesiyoruz. 19 kere kesme yapar. Dolayısıyla bakın şu kesmelerin tamamı 19 kere. Kol boyunuzu ölçün. Yani toplam kol boyunun kol altından itibaren ne kadar olması gerektiğini bulun. Bundan lastiğini çıkardığınızda bir 5-6 santim çıkardığınızda kalan mesafeyi yapmak istediğiniz kesme sayısına bölün. Yani benim için 19'du bu dediğim gibi. 84'ten 46'ya düştüm. 19 kesme yaptım. Yaklaşık şu mesafem benim kola lastiğe gelene kadar olan mesafe 38 santimetreydi. Öyle olmasını istedim, baştan planladım. Dolayısıyla her bir kesmenin arası yaklaşık 2 santimetre yapıyor. Onu da işte ben 5 sırada ulaşmış olduğum 2 santimetreyi o şekilde belirledim. Siz de kendi kol ilmek sayınıza, kol uzunluğunuza göre ve de olmasını istediğiniz bilek genişliğine göre bu şekilde kesmelerin sayısını ve aralıklarını belirleyebilirsiniz. Şimdi kesmeyi sıranın sonunda yapacağız. İlk kesmeyi bakın şöyle bu sırayı öreceğim. Sıranın sonuna geleceğim. Ayracın sağ tarafında bir kesme yapacağım. Sol tarafında diğer kesmeyi yapacağım. O nedenle şimdi bu sırayı da son 3 ilmeğe dek örüyorum önce. Evet, ayraçtan önceki 3 ilmeğe de geldim. Şimdi kesmemizi bu kenardan 2. ve 3. ilmeklerde yapacağız. Kesme yönleri de hep ortaya ayraca doğru bakacak. Yani burada önce sola doğru kesme yapacağım. O nedenle ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Bu 2 ilmeği ve ikisini birlikte bu şekilde örerek alıyorum. Sonra tek ilmeği örüp ayraca geliyorum. Şimdi bu tarafta da yapacağız kesmemizi. Bir tane ilmeği örüyorum.
Diğer 2 ilmeği bu defa yine ortaya doğru keseceğim. Yani sağa doğru kesme olacak bu defa. O nedenle şöyle 2 ilmeğe bakın. Şöyle biraz bollaştırıp önden ikisine birden şişimi geçirerek alıyorum ve bir tane kesme yapmış oluyorum. Şimdi buradan devam edeceğim sıramı örmeye. Bütün sırayı örüp tekrar ayrıca dek geleceğim. Arada bir sonraki kesmeye kadar dediğim gibi 5 sıra öreceğim. Ondan sonra ikinci kesmeyi yapacağım. Onu ben öreyim, tekrar ikinci kesmeyi birlikte yapalım. Evet, ilk kesmeden sonra 5 sıra ördüm. Bakın şöyle sayıyorum o 5 sırayı. Şu ilk kesme şurada görünüyor. Bakın şu. Ondan sonra aradaki sıraları sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Toplam 5 sıra oldu. Şimdi bu sırada ikinci kesmeyi yapacağım. Ayraçtan önceki 3 ilmeğe de geldim bu sırada. Şimdi ilk kesme, bu taraftaki kesmemiz sola doğru olacak. O nedenle ilmeklerin yönünü düzeltiyorum. Ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Son ilmeği örüyorum. Bu taraftaki ilk ilmeği örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmekleri de sağ kesme yapacağım. O nedenle şöyle ikisini önden girerek birlikte örerek alıyorum. Sonra örmeye devam ediyorum. Evet, kesmelerimiz de bu şekilde. Bir 5 sıra daha ördükten sonra üçüncü kesmeyi yapacağım. Bu şekilde devam ederek toplam 19 tane kesme yapacağım. 46 ilmeğe düşmüş olacağım. Ondan sonra bilek lastiğine başlayacağım. Şimdi bu süreçte ilmekler azaldıkça bu 40 santim misinalı şişle örmekte zorlanabiliriz. Ben örebildiğim yere kadar götüreceğim bu şişle. Artık zor olmaya başladığı noktada 100 santim misinalı şişe geçip magic loop tekniğiyle öreceğim. Şimdi ben devam edeyim, bu kısmı öreyim, sonra tekrar görüşelim. Evet, kesmeleri yaparak kolu örmeye devam ettim. Şu an şişte 52 tane ilmeğim var. Biraz daha devam etmem gerekiyor örmeye. Ama artık bakın 40 santim misinalı şişte ilmekler artık oldukça zorlamaya başladı. Yani birleştiremiyorum uçlarını ve örmekte zorlanıyorum. Şimdi bu noktada 100 santim misinalı şişe geçeceğim. Magic loop tekniğiyle devam edeceğim. Eğer siz böyle yapmak istemezseniz 5 şişle de örebilirsiniz. Çorap şişleriyle de devam edebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ben 4 numara 100 santim misinalı şişimi aldım. Şurada bakın en baştayım. Şu son ilmeğimi de örüp sıra başındayım. Şimdi buradan itibaren şu şişi kullanmaya başlayacağım. İlmeklerin yarısını şart değil ama eşit olsun. Yarısını, yani 52'nin yarısı 26 tanesini bu şişimle öreceğim şimdi. Şöyle arkaya doğru alayım bu ilmekleri ve buradan örmeye başlayayım. Daha önce birçok uygulamada Magic Loop'u kullandık. İzleyenler hatırlayacaktır ya da bilenler. Hiç bilmeyenler için kısaca şöyle göstereceğim. İlk 26 tane ilmeği örüyorum şimdi. Evet, 26 tane ördüm. İlmeklerin yarısı. Şimdi bakın bu ördüğüm tarafı şöyle arkaya çeviriyorum. Devam edeceğim taraf benden tarafta kaldı. İlmekleri yine öreceğim ilmekleri şöyle şişin ucuna doğru getiriyorum. Diğer yeni taktığım 4 numara şişimi de şöyle dışarıya doğru çekiyorum. Ve misinanın boşluğu, bakın fazlalığı burada kalmış durumdayken kalan 26 ilmeği örüyorum. Yani ikiye böldüm ilmekleri. Şimdi bu 26 taneyi yine örelim. Evet, hepsini ördüm. Şimdi artık bu 40 santim misinalı şişim boşa çıktı, onu kenara alıyorum. Şimdi ilmekleri bakın şöyle çevireyim tekrar. Tam olarak ikiye bölmüş olduk. İlmeklerin yarısı şişin bir tarafında, kalan yarısı diğer tarafında. Ve bundan sonra bu şekilde öreceğiz.
Şimdi ilmekleri ayırdığımız için bu noktada, bakın burası kol altı kesmelerinin olduğu nokta. Burada ayraç kullanmamıza gerek yok başlangıç noktasını takip edebilmemiz için. O nedenle şu an ayraç kullanmıyorum. Buradan şişi çekerek örmeye devam ediyorum. Şimdi ön tarafı öreceğim. Evet, ördüm. Şimdi kalan kısmını örmek için yine şöyle çeviriyorum. Bundan sonra hep bu şekilde devam edeceğim. Bu şişi böyle geriye alıp arkadaki şişi dışarıya çekerek bu tarafı da öreceğim. Evet, Magic Loop tekniği bu şekilde uygulanıyor. Bundan sonraki kısmı böyle örelim. Lastiğe kadar olan kısmı yine eksiltmelerimizi yaparak ondan sonra lastikte 3,5 numara şişe geçeceğiz. Evet, kol kesmelerini tamamladım. Şu an koldaki ilmek sayım 46 ilmek oldu. Kol altında toplam kesme sayım da 19 kere oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim. Yine bu kol altından itibaren şu an olduğum noktaya kadar kolun uzunluğu 38 cm. Son yaptığım kesmeden sonra birkaç sıra daha fazla ördüm. 38 cm'ye tamamlayacak kadar. Siz kendi kol ölçünüze göre bu uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu noktada artık lastiğe geçeceğim. 3,5 numara şişimi alıyorum. Yine 100 santim misinalı. Ve sıra başından itibaren lastik örmeye başlıyorum. Bir düz bir ters olacak lastiğimiz. Düzle başlıyorum. Bir düz. Ardından bir ters. Şu şişi alayım. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bu şekilde yine Magic Loop tekniğiyle örerek lastiğimizi de tamamlayalım istediğimiz uzunlukta. Sonra ilmekleri etek ucunda olduğu gibi keserek kapatacağım. Evet, kol lastiğini ördüm. Uzunluğu 6 cm oldu. Sıra sayısı olarak da 22 sıra. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Lastiği örüp bitirdikten sonra ilmekleri yine etek ucunda olduğu gibi kapatarak kolu tamamladım. Şimdi son bir işimiz kaldı. O da yaka lastiği. Şöyle bakın. Kolla arkanın birleştiği şu noktadan şöyle sağ arkadan diyelim. İpimi bağladım. Tam bu reglan noktasından bağladım. Şimdi buradan itibaren ilmekler çıkarmaya başlayacağım. Şiş numaram 3,5 numara. Lastiklerde hep 3,5 kullandık. Uzunluğu da 60 cm misinalı ile örüyorum. 40 varsa elinizde 40'la da olur. Dikişsiz öreceğimiz için misinalı şiş kullanmanızı öneririm. Şimdi bakın şu ilk başladığımız nokta, arka taraf burası. Şöyle ilmekler var. Görünüyor zaten, bakın şöyle. Bunların her birinden birer tane ilmek çıkartacağım. Bakın bunlar. Şimdi başlayalım. İpi bağladığım noktadan itibaren şuradan başlıyorum. Tığla da çıkartabilirsiniz. Nasıl kolayınıza giderse. Şöyle sırayla o ilmeklerden birer tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi bu arka tarafı bu şekilde ilmek çıkartarak devam edelim. Diğer reglan noktasına kadar. Evet, arka kısımdan ilmekleri çıkartıp bir sonraki reglan noktasına geldim. Şimdi buradaki ilmek sayımı, bakın başlangıçta hatırlarsanız arka için ilmek sayımız 34 ilmekti. Dolayısıyla şu an ilmek sayım şişteki 34. Şimdi diğer reglan noktasına geldim. Buradaki o iki ilmekten de yine birer tane ilmek çıkartıyorum. Ve ardından kolun ilmeklerine geliyorum. Koldaki ilmek sayımız da 12 ilmekti. Buradan da 12 tane ilmek çıkartacağım. Evet, 12 tane ilmek çıkardım. Şimdi tekrar yine reglan ilmeklerindeyim.
Oradan da 2 tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu noktadan itibaren artık bakın önün ilmeklerine geldik. Şimdi burada şöyle bir uygulamamız olacak. Bakın burada da yine şöyle kenarda ilmeklerimiz var. Bakın şöyle. Görünüyorlar zaten. Şu ilmekler. Şimdi burada hem onlardan çıkartacağım. Hem de bakın 2 tane kenar ilmeğin arasında bakın şu bir tanesi şu ikincisi. İkisinin ortasında şöyle bir düğüm noktası var. Şimdi bu tarafta bu eğimli olan V yakanın olduğu kısımda bu aradaki noktalardan da ilmek çıkartacağız. Şimdi önce kenar ilmeğinden alayım. Bakın şu. Bunu aldım. Sonra bakın diğer kenar ilmeğim şu. İkisinin ortası bakın şurası. Orada bir düğüm noktası var. Şöyle. Oradan da çıkartıyorum. Şöyle şişimi onun ortasına geçirerek oradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra ikinci kenar ilmeğinden. Sonra tekrar bir sonraki kenar ilmeğiyle bakın şurası. İkisinin ortası bakın şurası. Oradan bir tane ilmek alıyorum. Sonra bir sonraki kenar ilmeği. Sonra tekrar aradan bakın şurası. Sonra tekrar kenar ilmeği. Son bir kez daha göstereyim. Şöyle bir sonraki kenar ilmeğini buluyorum. İkisinin arası bakın şu nokta. Sonra diğer kenar ilmeği. Şimdi bu şekilde bu V yakanın olduğu kısımda da devam edelim. Ortada merkezde aldığımız ilmek vardı, işaretlediğimiz oraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Evet, ilmek almaya devam ettim ve orta noktaya kadar geldim. Şimdi şurada bu kolun 12 tane ilmeğinden sonra 2 tane reglen ilmeğini de geçip oraya bir ayrı açı yerleştirdim ve şuradaki ilmeklerimi sayacağım. Burada kaç tane ilmek varsa diğer tarafta da eşit olması için, simetrinin düzgün olması için bu yine orta noktadan bir sonraki reglana kadar çıkaracağım ilmek sayısının aynı olmasına çalışacağım. Şimdi ben sayayım, o sayıyı da sizinle paylaşacağım. Şimdi bu merkeze geldik. Şöyle bu ayracı çıkartıyorum ve hemen bu merkezdeki noktadan da bir tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi bu orta noktamız, hatta bu ilmeğimizi yine bu ayraçla işaretleyelim. Merkez ilmeğimizi takip edebilelim. Sonra aynı şekilde eşit sayıda, buradaki sayı kaç tane ise eşit sayıda ve aynı kurala uygun olarak bir sonraki şu yakadaki reglan, koldaki pardon reglan noktasına kadar yine ilmekler çıkartıyorum. Evet, ilmekleri çıkarttım. Öncelikle şu sayıları söyleyeyim. Bakın şu merkezdeki ilmekten kenarlardaki ilk reglan noktalarına kadar olan ilmek sayılarım 62. Sonra ikişer tane reglanlar da var. Arkasından 12'şer tane kollar da var. Tekrar ikişer tane reglan ve 34 tane arka. Bir tane bu ortadaki merkezdeki ilmeği de sayarsam hepsi şu an 191 tane ilmek oldu. Şimdi bu başladığım noktadayım. Buradan itibaren lastiği örmeye başlıyorum. Buraya bir tane merkez noktasını takip edebilmek için yine ayraç yerleştiriyorum. Şimdi düz örerek başlayacağım. Bir düz bir ters şeklinde devam edeceğim örmeye. Bu şekilde bir düz bir ters örerek bu merkezdeki ilmeğe kadar gelelim. Evet, örmeye devam ediyorum bir düz bir ters şeklinde. Bakın o merkezdeki ilmekten önceki ilmek ters denk geldi. Şimdi merkez ilmeğini örüyorum. Düz örüyorum. Bu merkezdeki ilmek hep düz olacak. Eğer bu bir önceki ilmeğin düze denk gelseydi de bu merkezdeki ilmeği düz örecektim. Sonra şimdi bu önceki ilmek neyse bu tarafta simetrik olması için aynı şekilde devam edeceğim.
tersti bir önceki ilmek. O nedenle tersini örüyorum. Sonra bir düz bir ters şeklinde devam ediyorum. Şimdi bu şekilde son noktaya kadar gidelim, başlangıç noktamıza. Eğer orada ilmek sıralamamız uymazsa orada da ufak bir düzenleme yapacağız. Evet, başlangıç noktasına geliyorum. Bakın, en son bir ters ilmek ördüm. Şimdi bir düz ilmek öreceğim. 2 ilmeğim kaldı. Sırada ters örmem gerekiyor. Bakın, bunu ters örersem, diğerinde düz örersem, burada ilk başta da ilk ilmeği düz örmüştük. 2 tane düz yan yana gelecek. O nedenle onu düzeltmek için bu son 2 ilmeği birlikte ters örerek alıyorum ve düz ters sıralamasını bozmadan sağlamış oluyorum. Burada bir tane ilmek eksiltmiş olduk. O sonucu çok da etkilemeyecektir. Şimdi sıra başında tekrar başlayıp düzleri düz, tersleri ters şeklinde örmeye devam edeceğim. Bu orta noktaya kadar gelelim. Ortadaki ilmekten bir önceki ilmeğe kadar artık V yaka kesimine başlayacağız. Evet, merkeze geliyorum bakın. Düz ördüm ve merkezdeki ilmekten önceki ters ilmekteyim. Şimdi burada bu merkezde işaretlediğimiz bu düz olan ilmek hep devam edecek düz olarak. Ondan önceki ilmekle bakın şöyle yapıyorum. Bu 3 ilmeği tek ilmek haline getireceğim. Yani merkezdeki ilmek, önceki ve sonraki ilmek tek ilmek haline gelecek. Şöyle yapıyorum. Önceki ilmekle merkez ilmeği şöyle önden merkez ilmekten önce şişimi geçirerek ikisini bakın sağ şişe alıyorum. Önde şu an merkez ilmeğimiz görünüyor. Sonra bir sonraki ilmeği örüyorum ve bu 2 ilmeği örmeden aldığım sağ şişe geçirdiğim 2 ilmeği birlikte o ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Şimdi bu sayede bu yaptığımız işlemle bu ortada böyle bir düz ilmek çubuğu oluşacak. Görüntüsü de oldukça hoş olacak. Şimdi bundan sonraki ilmekleri düzüne tersine yine dikkat ederek öreceğim. Sıradaki ilmek ve düz ilmek düz örüyorum. Sırayla da devam ediyorum. Bu kesme işlemi anlaşıldı sanıyorum. Her sırada aynı şeyi yapacağız. Merkezdeki ilmekten önceki ilmekle ikisini birlikte sağ şişe alacağız. Bir sonraki ilmeği örüp üzerinden atlatacağız. Ve bunu şimdi turu tamamlayacağım. Başlangıç noktasına geleceğim. Tekrar devam edip buraya geldiğimde, yani her bu ön noktaya geldiğimde bu kesme işlemini yapacağım. Bu şekilde lastiği biraz örelim istediğimiz uzunluğa gelene dek. Sonra tekrar görüşelim. Evet, yakayı ördüm. Uzunluğu şu an için 2,5 cm kadar oldu. Sıra sayısı olarak da 9 sıra. Bakın, görüntüsü de o şekilde. Bence yeterli bu uzunluk ve artık kapatacağım. Diğer lastiklerde olduğu gibi örerek kesme yapacağız. Sıra başındayım şu an. Buradan kapatmaya başlıyorum ilmekleri. İlk düz ilmeği ördüm. İkinci ters ilmeği ördüm. İlk ilmeği üzerinden geçirdim. Devam ediyorum. Düz ilmek örüyorum. Kesiyorum. Ters ilmek örüyorum. Kesiyorum. Bu şekilde yine orta noktaya kadar gelelim. Evet, ilmekleri kapatarak bu orta noktaya geldim. Bu kesme sırasında da bu orta noktadaki işlemimizi yapacağız yine. Merkezdeki ilmekten bir önceki ilmekteyim. Yine bakın, bu 2 ilmeği böyle alıyorum. 3. ilmeği örüp bu kesme işlemini yapıyorum merkezde. Ondan sonra bir önceki ilmekte bu oluşan ilmeği de kapatıyorum. Sonra devam ediyorum. Aynı şekilde kapatmaya. Evet, bütün ilmekleri kapatalım. Evet, ilmekleri kapattım, ipimi kestim. Şimdi bu bitiş noktasının etek lastiğinde gösterdiğim gibi şu noktayı düzelteceğim. Evet, ipi de iç kısımda yürüttüm ve yakayı da tamamlamış oldum. Evet, böylece bu çalışmanın da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.